Çok değerli. Ya mikrofonu elinden mi tırıyorsun ne yapayım? Sana dedim ki. Evet. Duyurmadık ama. Evet, çok değerli hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Şenliğimiz hayırlı olsun. Geçmiş olan Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Yine seçimler çok yakın oldu. Daha yeni mecliste başladık çalışmaya. Salı günü de inşallah çalışmamız devam edecek. Tabii ben her zaman burada söylediğim bir olay var. Aksu, Göksu, baktığınız zaman yukarıki köyler derler. Beni de çoğu zaman Dikmenli derler. Bundan da asla zoruma giden bir olay değil, memnuniyet duyduğum bir olay. Benim de gençliğimin geçtiği, büyüklerin buğday harmanlarını yaptığım, çiftlerini yaptığım Dikmen Köyü benim köyümdür. Dikmen Köyü'nün bir milletvekili olarak baktığımız zaman seçimde üst düzeyde oy kullanarak beni şereflendirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah az önce belirttiği gibi biz burada elimizden gelen her şeyi belediye başkanıyken yapmıştık. Allah'ın izniyle yapmaya devam edeceğiz. Şimdi Ağustos ayında da bu şeyle alakalı, telekomla alakalı konu çözülmüş olacak. Buraya yapılıyor, yarısı yapıldı, her şey yapıldı. Buraya yapılacak, bitecek. Bunun da takipçisiyim aynı zamanda. Diğer taraftan yolunuzla alakalı baktığınız zaman bu yıl yetişmeyebilir. Ama önümüzdeki yıl bu yaylaya gelirken inşallah asfaltın üzerinden geldiğinizi, benim de burada gelip konuşurken bak asfalt dedik yaptık diyecek olduğum olayın olacağını bileceksiniz. Ankara'da yani yol çok büyük bir olay olarak görmüyorum, onu belirteyim yani özellikle. Ankara'da sizin bir kapınız var. Bunu her zaman ifade ettim. Bugün de ediyorum. Dikmen köylülerim olarak, Sakaryalı hemşerilerim olarak inşallah farklı bir milletvekilliği yaparak hem Taraklısına, hem Kocaali'sine, hem Kaynarcasına, hem Sakarya'nın merkezine ihtiyacı olan ne varsa bezmeden, yılmadan, usanmadan 5 yıl Allah'ın izniyle güçlü bir milletvekilliği yapacak olduğumuz göreceksiniz. Sizler de diyeceksiniz ki işte bizim köylümüz Ali İnce Hendek'te nasıl ki Hendek'i yaptı, Sakarya'yı da buna göre güzel bir şekilde dizayn ettiğini, böyle yüzünüz ak olarak, gergin olarak, rahat olarak, huzur içerisinde rahatlıkla söyleyecek olduğunuz bir vekilliği inşallah yapmış olacağım. Değerli arkadaşlar, çok fazla zamanınızı almayayım. Aranıza geldim. Sizinle birlikte bir şey mi söylemek istiyorsun? Hay buyur. Bu sene yetişmez. Bak bu sene yetişmeyebilir. Yapma, böyle söyleme. Elimden geleni ben ardına bırakmayacağım. Yayla yolunun çıkması bu sene belki gecikebilir. Altyapısı yapıyor. Biliyorum. Ben sağlama kendimi almak isterim. Muhtar diyor ki yapılacak falan diyor da. Biliyorum ama ben kendimi sağlama almak isterim. Yani size karşı mahcup olmak istemem. Seyfi abi merhaba, nasılsın? İyisin inşallah. Yani bu yollarla alakalı problemi asla şeyinizden çıkartın, olayınızdan. Bunları yaptıracak olduğumu bilesiniz. Bunların hiç tereddütünüz olmasın. Yalnız burası değil. Acelle yaylasının da yolunu aynı şekilde yaptıracağım. Diğer yaylalarında, Sapanca'dakilerini de yaptıracağım. Hepsinin üzerine yoğun bir çalışma yapacağım. Ha burası erkende olacak olan yollardan bir tanesidir. Belki sonbahara doğru, Ağustos ayına doğru olacak olan yollardan biri olacak. Ama yaptırmanın hedefimiz bu nedir? İlk işimiz bunları yapmaktır. Sizi rahatlatmaktır. Yolda şimdi gördüm, motora da söylüyorum. Şu alttaki ormanın içine doğru böyle bir kreider vurulmuş olsaydı araçlar rahat çekilebilirdi. Yol tamamen kapandı muhtarım. Bunlara da biraz daha bakacağız inşallah. Ne? Göndermediler mi kredi? Neyse. Önümüzdeki yılda belediyede farklı bir belediye olacak inşallah.
geçmişteki belediye gibi olacak. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoşça kalın. Eğlencemiz, eğlentimiz hayırlı olsun inşallah. Hepiniz mutlu olarak ayrılın buradan. Sağ olun, var olun. İnşallah güzel dileklerinizle sayın vekilim. Abla geri alayım. Şöyle bir...